Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı adayı iş insanı Yüksel Babaoğlu, zahireci, çekirdekçi ve esnaflar için iş yeri projesi yapacaklarını duyurdu. Biz e, ticaret odasına göreve geldiğimizde e, yapacağımızı taahhüt ettiğimiz e, sanayici, iş adamı, zahireci, çekirdekçi ve esnaflar için ihtiyacımız olan iş yeri, e, depo ve kapalı alan yapacağımızın sözünü verdik. Bu konuyla ilgili e, beyanlarımızı ve düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağız. Ticaret ve Sanayi Odası'nın 710 üyesine söz verip de yapmadığı, yapamadığı, zahireci, çekirdekçi ve esnaflar için iş yeri kapalı alan projesini şeffaflık ilkesinden hiç sapmadan biz yapacağız diyerek yapacakları icraatin duyurusunu yaptı. Şimdi bundan yaklaşık e, 4 sene öncesinde, Mevcut Ticaret Odası seçime girer iken e, ben de o zaman yönetimdeydim. E, seçim öncesi e, 710 tane Ticaret Odası üyesi e, Nevşehir Damat İbrahim Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi e, salonunda bir araya gelindi. Bu e, ihtiyacı olan üyelerimize işleri yapacağı e, taadünde bulunuldu. E, nasıl yapılacaktı? Uzun vade, ucuz kredi, ucuz maliyet içerisinde Nevşehir halkının ihtiyacı olan depolardan yapacağımızı taahhüt etmiştik ticaret odası olarak. Yeri yeni yapılan terminal ile Çarda Kavşağı arasında açılmış olan Güney Çevre yolu üzerinde bir alandaydı. Bu arazinin yaklaşık yüzde %30 %30-35'i kamuya ait bir araziydi. Dolayısıyla maliyeti ucuz olacaktı arazinin. Geri kalan kısmını da Göre Belediyesi'nin önderliğinde oradaki vatandaşlar bir araya getirilerekten toplanıldı. Yer hazır idi. Üyeler de tabii ki kendi ihtiyaçları doğrultusunda bize bu yerlere yapın diye paralarını yatırdılar ticaret odasına beklemeye girdiler. Yani yerimiz yapılacak diye. Ama ne hikmetse seçimler bitti. Seçimden sonra bu yapım aşamasına bir türlü geçilmedi. Dolayısıyla üyelerimiz bu arat burada mağdur edildi. Yani kime üyemiz 6 ay sonra, kimi üyemiz 1 sene sonra paralarını çektiler. O da bu sözünü yerine getirmediğinden dolayı. Ee, bu paralar yatırılır yatırılırken üyelere şu denilmişti. Sizin paralarınız gelir elde edilecek. İşte bankaya faize verilecek. E, değer kaybı yaşamayacaksınız denilmişti üyelerimize. Ama maalesef hem e, bu söz verilen iş yerleri yapılmadı. Hem de e, parasını iade alan insanlar TL bazında ne yatırdıysa onu aldılar. Mesela bazı üyelerimiz dediler ki ya ben işte dört bilezik bozdurup yatırmıştım o giriş parasını. Elime geçen para üç bilezik etti dedi. Bazı üyelerimiz dediler ki benim yatırdığım para iki bin dolar karşılığıydı. Elime geçen altı para 1650 dolar karşılığı bir para geçti diye üyelerimiz yatırmış oldukları paraları reel karşılığını alamadılar. Dolayısıyla bu 710 tane üyemizin odaya bir gönül kırıklığı var. Biz 710 tane bu üye, bu üyemizin e, hissiyatlarını biliyoruz. Seçim e, süresi içerisinde, çalışmalarımızda, e, özellikle çekirdekçiler pazarında, zahire pazarında ve diğer yerdeki üyelerimiz bu husustaki şikayetlerini dile getiriyorlar. Biz de zaman zaman tabii ki o üyelerimizin duygularını tercüman olaraktan e, gündeme getiriyoruz, dile getiriyoruz. Ve e, bu hissiyat içerisinde biz göreve geldiğimiz zaman bu üyelerimizi tekrar toplayacağız. Her şey şeffaf olmak şartıyla, her şeyi konuşmak şartıyla bu üyelerimize e, bu proje anlamında doğru olan projenin gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. 15 gün öncesinde aynı buna benzer bir uygulamayı Kayseri Ticaret Odası Başkanı yapmış oldukları iş yerlerinin tapularının dağıtımına başlanacağını söylediler. Bir haber yayınladılar. Biz civar vilayetlerdeki bu tip gelişmeleri takip ediyoruz. Orada da yani birinci ilke şeffaflık olmak şartıyla üyelerine böyle güzel projeler yapıyorlar, İş yerleri temin ediyorlar. Bizim nevşerimizde de aşırı derecede ihtiyaç olan bu iş yerlerinin yapımıyla ilgili bu üyelerimizi 710'unu da tabii ki artarsa onlara da gereken tebligatı göndereceğiz. Hepsini çağıracağız her şey şeffaf olmak şartıyla. Onların istekleri doğrultusunda aynı yerde e, kamuya ait araziden başlamak şartıyla bu daha önceki yönetimin gerçekleştiremediği yatırımı, zı, yatırımı biz yapacağız ve gerçekleştireceğiz. Çünkü neşre esnafının, sanayicisinin, çekirdekçisinin, zahire pazarı esnafının böyle bir iş yerine ihtiyacı var dolayısıyla bu manada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatta bize galerici esnafından da talepleri geliyor. Diyorlar ki bu proje içerisinde bir bölüm ayrılaraktan galericiler için böyle tır kamyon pazarı anlamında bir yer bizim için de yapılabilir diye. Bize de mantıklı geliyor. Onların da tabii ki taleplerini alacağız. E bu Genelde şimdi galerici arkadaşlar büyük anlamda bu işi yapanlar e, Acıgöl yolu üzerinde e, yapmaya çalışıyorlar. Ama oralarda tabii ki fiyatlar da çok e, pahalandı. Yer bulmakta zorluk çektiklerini söylüyor galerici esnaflarımız. Onların e, talepleri ve düşünceleri doğrultusunda bu düşündüğümüz bölge bu iş için de uygun bir bölge. Onlara ayrı bir alan içerisinde böyle bir e, yer yapılması için de çalışmalarımızı başlattık. Allah izin verir de e, seçimden sonra e, biz Nevşehir halkının teveccühüyle e, bu göreve geldiğimizde e, bu, orada gerçekleştirilmemiş olan e, bu e, projeyi gerçekleştirip e, gönül kırıklığı yaşayan bizim odamız üyelerinden ee, bu talepte bulunan arkadaşların e, hem gönlünü almak hem onlara hizmet etmek anlamında e, bu e, projeyi gerçekleştireceğiz. E, ben, bu çerçevede Nevşehir e, halkına ve kamuoyuna e, teşekkürlerimi sunuyor, sunuyorum. Biz seçim süreci içerisinde bize destek veren, gönlünü açan bütün esnaf, sanayici ve iş adamlarına tabi buradan yine tekrarın saygı ve teşekkürlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum.